Şimdi taklaya bakacağım arkadaşlar. Hadi canım. Demiyor. 4 metre. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ersin Yekin. Yeni videodan selamlar. Bugün arkadaşlar yeni bir karakterimiz geldi. Hemen sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şöyle 307 canlı, tamam mı? Şu şekilde bir şey. bir de bunun insan tarafı da var tabii, bak kollara baksana, çok değişik bir tarzı var böyle. Hani normal dirilişlerimize benziyor arkadaşlar. Mavi takım ve kırmızı takım olarak bizde şey vardı ya, Illuminado Evanavo mu ne, öyle bir şey vardı. Bir de Tomita Yasuko arkadaşlar. Mavi takımdaki Tomita Yasuko'nun hani güçleri nasıl falan, onları göreceğiz. Şu an diğer PC'den de şöyle açtım, oradan da çekiyorum. Buradan da hani bu şekilde bir ekran koyabilirim. Efsane bir şeye benziyor. Harbiden hani bunu normal diğer karakterlerle de karşılaştırmayı düşünüyorum. Şöyle bir de insan tarafına bakalım arkadaşlar. İnsan da şu şekilde. Şöyle. Oo. Baba kas. Basmışım o münasidi taş gibi. Harbiden ha, öyle bir şey. Yani şöyle bir pembelik var. Tamam mı? Pembe detaylar var arkadaşlar. Yani onun dışında neler var bilmiyorum. Bir de özelliklerine bakacağız tabii ki de. Şimdi bir de şöyle bir bakalım. Takla olayımız nasıl? Bu arada şunu da biraz kıpırdatayım da düşmesin ya bundan. Yarım kalmasın. Şimdi arkadaşlar taklaya gelelim mi? Dur, ilk önce bir güç vuruşu. Oy. Dur, bunu da şöyle yukarıdan göstereyim ya. Bunu yukarıdan göstermek istiyorum. Bu ne lan? Harbi diyorum ben. Şehir mi? Bak. Allah Allah. Harekete bak. Bir de taklaya bakacağım arkadaşlar. Hadi canım. Bu nasıl takla ya? Ana, çok değişik özellikler getirmişler ya. Sen biraz geri git bakayım. Şöyle biraz geri gidelim. Ha. Şöyle geriden çek bakalım. Arkadaşlar nasıl? Allah Allah. Çok değişik ya. Baksana 20 hat. Efsane. Ya çok efsane. Bunu arkadaşlar gameplay'i gelecek tabii ki de. Ben ilkin hani gösterme amaçlı şöyle şeyleri yapayım dedim. Dur bakalım, insanda nasıl bir özellikler var? Şöyle zıplama falan aynı arkadaşlar, aynen. Aynen, zıplama falan aynı diğer özel versiyonlarımız gibi. Bir farkı yok onlardan. Bak, kükrerken şu el şuradaki koruma açılıyor, yana doğru açılıyor. Öyle bir şey var. Oy. Efsane ya. Şu dönüşe bakar mısın ya? Birazdan 2x takacağım arkadaşlar. Mavi takımı da o şekilde göstereceğim. Mavi takıma da bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar deli bir like gelsin. Bu videoya deli bir like gelsin. Şunu bayağı bekledim almak için ve sonunda aldım ya. Yama gelmişti ama karakteri koymamışlardı. Koydular. Bayağı da pahalı yapmışlar ya. Vallahi çok pahalı yapmışlar ya. Dönüşe baksana ya. Çok güzel dönüyor ya. Neyse 2x takarak arkadaşlar bir de mavi takımını göstereceğim. Şimdi bir de mavi takıma geçelim. Dediğim gibi deli bir like gelsin arkadaşlar. Gameplay bir gelsin bakalım, nasıl bir gameplay yapacağız bununla, onu görelim. Bu arada arkadaşlar çanta özellikleri getirilmiş. Şöyle gördüğünüz gibi kurda takılan, hani bizde bir ara vardı, yıkımda hızlı çözen arkadaşlar. Şöyle Conquest bir de Destruction diye çıkarmışlar. Birisi büyük ihtimal işgal, diğeri de yıkım modlarında kullanılacak çantalar. Onların da incelemesini yapacağız. Şimdi arkadaşlar bir de mavi takıma bakalım. Mavi takım nasıl? Onu bir görelim. Ama var ya, şunlarla çok güzel şeyler yapacağım yani, emin olun. Karakterler 10 numara ya. Şu bizim karakteri de hemen çıkaralım. O da ilerlesin şöyle. Şöyle karakteri şurada çekeceğiz. Arkadaşlar bunda da şöyle mavilik var gördüğünüz üzere. Ama mavinin bir tipini görün. Dur bakayım vuruş nasıl olacak. Mavinin bir tipini göstereyim arkadaşlar size. Şöyle bu tali bu şekilde. Bak şurada detaylar var şöyle. Böyle şeyler var. Yuvarlak muvarlak. Neyse. Şu şekilde arkadaşlar baktığımızda şöyle bir görüntüsü var.
sonra da hani bilek kısmına falan bir kalkan balkan getirmişler herhalde, öyle bir şey yapmışlar. Yoksa bildiğimiz normal dirilişin aynısı ama tabii özellikleri farklı olacak. Şimdi bunu da bir şeyine bakayım. Aynen arkadaşlar, güç vuruşu. Hadi oğlum, oraya atıyordum sana geldi ya. Kusura bakma kardeşim. Nereye attık adama geldi. Dur. Şöyle tekrardan bir çıkalım. Ah, çıkamadım ha, tamam. Şöyle arkadaşlar, bu yırmığı şöyle takmayı göstereceğim. Oo, bunda da mavi bir efekt veriyor. Orada görün, ha aynen orada görünmüyor. Ama mavi bir efekt veriyor arkadaşlar. Diğeri pembe bir efekti. Burada da mavi bir efekt var. Değişik. Şöyle bir. Ya nasıl bir şey yapmışlar ya? Harbi diyorum ha. Heh, şimdi insan kısmını gösterelim arkadaşlar. Şöyle gelsin bakalım. Aynen. Arkadaşlar insan kısmı şu şekilde. Biraz değişik değil mi? Tomita. Ne oldu sana ya? Bakar mısın? Bu Tomita mı yani şimdi? Harbiden hani çok farklı ya. Tomita'ya bakar mısın? Arkadaşlar ben de ilk defa görüyorum bu arada. Tomita böyle bir şey oldu. Şu kafasındaki ne ya? Boynuzu atabiliyor muyuz? Şöyle. Baksana. Değişik. Harbi diyorum değişik yani. Şu karakterler ne hale geldi ya. Dediğim gibi arkadaşlar. Şunu da şöyle bir şeyini gösterelim. Gücünü gösterelim arkadaşlar. Aslında ileri gitme olası... Dur bakayım, ileri gitme olayı burada var mı? Yok. İleri gitme biraz daha... Biraz daha çok az ya. Hani ninja gibi değil. Ninja ile tabii ki de kapıştıracağız değil mi? Ninja ile bir kapışmasını izleriz yani. Güzel bir kapışma olur bence ninja ile. Şöyle bir şeyine bakıyorum da ışınlanma olayı fazla yok herhalde. Aynen. Bak mesela ninja'da şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesela ben şuradan taklayı attım mı duvarın ucuna kadar giderim. Tamam mı? Bak bunda en fazla nereye kadar geliyoruz? Şuraya kadar geliniyor. Aynen. Şöyle. Şuraya kadar geliyor. Ninja kadar ışınlanmıyor. Güç vuruşu. Oğlum bu ne ya? Havada nasıl vuruyor? Dur bir dakika, yukarıdan deneyeceğim. Ha şöyle. Şöyle hava... La çıkamadım, dur. Şöyle ha. Şöyle bir deneyelim. Yumruğu var ya çok efsane vuruyor. Bakayım buradan işleyecek mi? Böyle işlemez herhalde değil mi? Nereden? Biraz daha şöyle. Uca geleyim. Uca gelelim biraz daha. Yok, bu kısımdan işlemiyor. Oo. 4 metre. Arkadaşlar normalde 3 metre değil miydi ya? Hadi bakayım. Burada farklı bir şeyler seziyorum. Gel bakayım bir. Şöyle. Şu mesafeden zaten çok zor ya. Arkadaşlar bak böyle de bir özellik gelmiş ha. Maymun gibi ya. Hadi artık vur yani. Oha çok yakınlaştık. Çok yakınlaştık. Kaç? 3 metre. Güç vuruşunu 4 metreden yaptı. Değişik. Güç vuruşunu 4 metreden yapıyor arkadaşlar. Şimdi bir de taklayı deneyeceğim. Ama biraz daha... Hadi be, çok yaklaştı, çok yaklaştım. Ama güç vuruşunu arkadaşlar yakından yapması, yani uzak, biraz daha uzak mesafeden yapması o biraz ilgimi çekti ya. Aa yok yok, çok yakınlaştı. Ah. Yuh, dibine girdim. Onu ne yapacağız kardeş? Yok. Deminki herhalde bala dere bir şey oldu ya. 4 metreden normalde vurmuyordu benim bildiğim kadarıyla. 4 metreden vurmuyordu. Ama şu an vuruyor yani. Neyse arkadaşlar, şimdi videoyu yükleme zamanı, artık siz de izleyin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ne tür challenge'lar yapalım hemen yoruma yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.